Sanayi 4 ile ilgili birkaç kelime etmek istiyorum. Çünkü buyurun. O konuya çok önem veriyorum. Yaklaşık 5-6 yıl önce Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda Endüstri 4 ile ilgili bir kitapçık bastırdım. Ve bu kitapçığı bütün meclis üyelerimize ve üyelerimizin hepsine yolladım. İlk bastırdıktan sonra öyle bir talep geldi ki Türkiye'nin her tarafından bu kitaptan istenmeye. Neden Endüstri 4? Dünyada önce buhar teknolojisi vardı. Sonra makine teknolojisi geldi. Daha sonra elektrik geldi. Elektronik geldi. Ve şimdi de yazılım teknolojisiyle elektronik sisteminin birbiri lakipli olarak sensörler, transfer üniteleri ve verimliliğe odaklı yüksek teknolojili montanlı üretimin yapılma modelleri geldi. Az önce sizin bahsettiğiniz firma, Almanya'daki ismini vermiyorum reklam olmaması açısından. Ona benzer 4-5 fabrikayı Sayın Bakanımız Fikri Işık'ın Sanayi Bakanlığı döneminde birlikte giderek ziyaret ettik. Orada gördük ki Endüstri 4'ün altında yatan Eğitim 4. Ya. Bakın, Eğitim 4'ün olmadığı yerde Sanayi 4'ü uygulayabilme imkanınız söz konusu değil. Bunu bir kere çok açıklıkla ifade edeyim. Bunun da işin başında meslek liselerinden geliyor. Meslek liselerinin bir kere bugünkü Türkiye'nin şartlarına uygun bir yapıda yeni baştan eğitim sisteminin planlanması gerekiyor. Yani bu nasıl olacak? Dünyada başarılı olmuş meslek liseleri var. Avusturya modeli var, Almanya modeli var. Mesela Maximilian Üniversitesi vardır Münih'te. Onun içinde bir meslek lisesi var. O meslek lisesine bağlı 20 kilometre dışarıda Arge merkezleri var. Bunların üniversite sanayinin birlikte çalışma mecburiyeti var. Hatta üniversitelerin sektör bazlı kendi işlerinde üzerine araştırma yapmaları gerekiyor. Amerika'ya baktığınız zaman vakıf üniversitelerinin en büyük gelirlerinin yaptıkları çalışmaların sonucunda dışarıya verdikleri o hizmetin karşılığında aldıkları paradan geldiğini görüyorsunuz. Yani bir araştırma yapılacak, o çıkardığı projeyi sanayiciye verecek, sanayici oradan para kazanacak, karşılığını bedelini ödeyecek ve üniversitenin geliri bu şekilde daha yukarıda çıkıyor. Bilginin para ettiği yerde aslında Endüstri 4'ü gerçekleştirebiliriz. Aynen öyle. O açıdan birincisi Norveç neden başarılı? Eğitim sistemi çok farklı olduğu için. Kore örneğini verdiniz. Kore'deki bir ilkokulda başlayan bir çocuk 17 saatini okulda geçiriyor. Bakın 17 saatini. Geri kalan kısmını ancak evinde uyumaya gidiyor. Ama okulda öğretmeniyle birlikte tuvaleti temizliyor, ders çalışma kültürünü alıyor, yemek yemesini öğreniyor. Ne şekilde ders etüt yapması gerektiğini öğreniyor. Bizim de bu açıdan eğitim sistemini başından yenilememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sanayi 4'ün ana amacı, yine konuşmamın başında söylediğim gibi, Eğitim 4'ü biz başlatıp genel olarak sistemini oturtup ülkede yaygınlaştırabilirsek o zaman üniversite sanayi işbirliğinin faydasını göreceğiz. Ekonomisi güçlü olan ülkeler her zaman için dışarıya bağımlılıkları da o derece azalıyor. Çünkü bir laf var çok güzel, benim hoşuma gider. Borç alan emir alır diye. Borç alındığı müddetçe siz de dışarıya bağlı olarak bu emirleri alıp yerine getirme mecburiyetinde kalacaksınız. Tabii başkanım, şimdi bir Apple'ın büyüklüğüne baktığınız zaman 800 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü kadar bir büyüklüğe sahip. Evet. Demek ki akıl terinin gerçekten para etmesi ülkeleri de dünyada ön plana geçiriyor. Tabii biz hep eskiden şey derdik mesela Türkiye'de, alın teriyle para kazanma, alın teriyle para kazanma. Ama aslında akıl teri. Akıl terini ön plana çıkarmamız lazım. Bunu da en güzel gösteren şey PISA sonuçları. Tabii. Bu PISA sonuçlarına baktığımızda hangi sıralamada olduğumuzu çok açık bir şekilde görüyoruz. Bence oralara artık girmeden ekonomiyi güçlendirecek olan eğitim sistemine Türkiye bir an önce başlamalı ve bu yolda da hızlı bir şekilde adım atmalıyız.